Sayın seyirciler, Canan Barlas'la gündem tam gaz devam ediyor. Amerika'daki yaşanan suikast girişimi, arkasından Netanyahu'nun alkışlanması kongrede, üstüne Golan Tepelerinin bombalanması, bütün bu olayları konuşuyoruz. Amerikan yerleşik düzeninin aradığı düşman İran mı acaba? Hep buna geliyor. Şimdi İran'da Ekber Karabağ var, birazdan ona gideceğiz ama evet. Şimdi Golan Tepelerinde ne oldu? Bir özetle o haberi izleyelim. Sonra herkesin gözünün odağında olan İran'a gidiyoruz. Bakalım İran'ı savaşa çekebilecekler mi? Futbol maçı esnasında sahaya roket düştü. Ortalık bir anda savaş alanına döndü. Şiddeti kameraya yansıyan patlamada aralarında çocuk ve gençlerin de bulunduğu çok sayıda sivil hayatını kaybetti. Onlarca kişi de yaralandı. Futbol oynuyorlardı. Siren seslerini duydular ve sığınağa koştular. Ancak oraya ulaşamadılar. Çünkü koştukları sırada büyük bir patlama meydana geldi. Çok fazla can kaybı yaşandı. Saldırıyı tarif etmek mümkün değil. Saldırının hedefinde İsrail işgalindeki Suriye toprağı olan Golan Tepeleri vardı. Roketin Lübnan'ın güneyinden atıldığını öne süren İsrail yönetimi Hizbullah'ı suçladı. Ordu sözcüsü saldırıda kullanılan füzenin İran yapımı olduğunu ve sadece Hizbullah'ın envanterinde bulunduğunu ileri sürdü. Ancak Hizbullah iddiaları reddetti. Örgütün basın bürosu başkanı Muhammed Afif saldırıyla ilgilerinin bulunmadığını söyledi. Lübnan hükümeti de sivillere yönelik saldırıları kınıyoruz. Tüm cephelerde çatışmaların durdurulması çağrısı yapıyoruz açıklamasında bulundu. İsrail Başbakanı Netanyahu ise yaşananlar sırasında Amerika Birleşik Devletleri'ndeydi. Saldırının ardından üst düzey hükümet yetkilileriyle acil güvenlik toplantısı düzenledi. İsrail lideri, Hizbullah bugüne kadar ödemediği büyüklükte bir bedel ödeyecek tehdidinde bulundu. Ardından da İsrail'e dönüşünün erkene alınması talimatını verdi. Döndüğümde ilk işim güvenlik kabinesini toplamak olacak. İsrail devleti böyle bir saldırıyı göz ardı etmeyecek ve sessiz kalmayacaktır. Tel Aviv'de de alarm seviyesi en üst düzeydeydi. İsrail Savunma Bakanı Gallant, Genelkurmay Başkanı Halevi ve diğer üst düzey yetkililerle görüştü. İsrail Dışişleri Bakanı İsrail Katz'a Hizbullah ve Lübnan'a karşı topyekün bir savaşa çok yaklaştık açıklamasını yaptı. Tel Aviv'den açıklamalar peş peşe gelirken İsrail'in kuzeyinden de savaş uçakları havalandı. Lübnan'ın güneyindeki kırsal bölgeler sabahın erken saatlerine kadar bombalandı. Sayın seyirciler, bütün dünyanın gözü İran'ın üstünde. Aslında İran'la Amerika çok benzer de bir kaderi paylaştılar veya paylaşıyorlar. Bana göre İran'ın Cumhurbaşkanı bir suikaste kurban gitti. Helikopterini falan bulamadılar. Biz burada onu konuşurken daha kötüsü Amerika'da oldu. Amerikan başkanına göz göre göre bir başarısız bir suikast girişimi oldu. Sonuç olarak İran çok önemli Amerika için. Daha doğrusu Amerika'daki yerleşik düzen silah endüstrisi için. Çünkü düşman arıyor. Şimdi bu düşmanı bulabilir mi, bulamaz mı? Bir de İran'da seçilen Cumhurbaşkanı Türk kökenli galiba. Değil mi Ali, değil mi Ekber Karabağ? Nedir İran'da durum? Suikastın şokunu atlattı evet, mı İran? Yeni seçilen Cumhurbaşkanı nasıl biri? Türkiye'ye hakikaten daha sıcak mı olur? Ve bu İsrail konularındaki tutumu farklı mı? Evet, Cemil Bala, sizin de belirttiğiniz üzere İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian bir Türk. Bugün resmen göreve başlamış oldu. Malum bu ayın başında yapılan seçimlerin ikinci turunda oyların yaklaşık olarak %53,6'sını alva alarak İran'ın yeni Cumhurbaşkanı olarak seçilmişti. Bugün kendisi için bir tören yapıldı ve o törenle birlikte Mesut Pezeşkian resmen İran'ın Cumhurbaşkanı oldu. Bu tören ülkenin Tahran'ın güneyindeki İran'ın kurucu lideri Hümeyni'nin mezarına yakın bir bölgede yapıldı ve ülke lideri mazbatasını kendi elinden Mesut Pezeşkian'a verdi. Ve Pezeşkian burada yaptığı açıklamada canla başla
ülkeye çalışacağını ifade etti. Ve ülke lideri de bazı tavsiyelerde bulundu kendisine. Özellikle İran'ın çok sayıda komşusunun olduğunu ve bu komşularla ilişkileri geliştirmeyi bir öncelik olarak takip etmesini Pezeşkian'dan istedi. İran lideri ayrıca İran'dan o diplomasi alanını, diplomasi meydanını da genişletmeyi ve Asya ülkeleri ve Afrika ülkelerine de İran'ın yönelmesini istedi. Diğer taraftan Avrupa ülkelerine sıcak bakmadığını ve buraya da, buna da gerekçe olarak Avrupalı ülkelerin son zamanlarda İran'a karşı tavındığı tutumu beğenmediğinden dolayı bu ifadeleri zikretti. Aslında Pezeşkian'ın nasıl bir kabine kuracağı da merak ediliyor. Kendisi için Salı günü mecliste bir yemin töreni söz konusu olacak ve muhtemelen Türkiye'den de bu yemin töreni. Şimdi bir araya giriyorum. Araya giriyorum. Yeni Cumhurbaşkanı daha gelenekçi mi, daha reformcu mu, daha batıya yakın mı, daha uzak mı? Nedir? Tamam bunları söylüyor ama işin özünde nedir? Yani bu suikastin veya kazanın sonucunda kim güçlendi? Şimdi Cemil Bala şöyle söyleyebilirim. Aslında Mesut Pezeşkian için daha ziyade reformcu cumhurbaşkanı ifadesi kullanılıyor. Ancak bana göre bu pek de doğru değil. Neden diye sorarsanız. Çünkü Pezeşkian aslında reformcuların oyları değil, etnik grupların ve başta Türklerin oylarıyla bu göreve geldi. Kendisi ne kadar reformcular, aslında bugün ilk atamasını da yaptı. Birinci yardımcısı olarak Mehmet Rıza Arif'i atadı. Mehmet Rıza Arif daha önce işte reformcuların görevde olduğu Mehmet Hatemi döneminde de yine birinci cumhurbaşkanı olarak görev yapmıştı. Bugün bir başka daha atama yaptı ve o atamada da özel kalemini birinci ofis başkanını seçti. Ve ofis başkanı da yine daha önceki Hasan Ruhani yönetimi döneminde bakanlık yapmıştı. Ve bir şekilde Pezeşkian'ın hem reformcu Muhammed Hatemi ve hem de ılımlı olarak tabir edebileceğimiz Hasan Ruhani'nin yolunu bu iki atamayla bir şekilde devam etmek istediğini ifade edebiliriz. Aslında 73 yaşındaki bir kişiyi birinci yardımcı olarak ataması biraz sürpriz karşılandı. Çünkü daha böyle temel değişimler yapılması öngörülüyordu. Ancak bugün zaten yaptığı konuşmalarda bu işte ülke liderine bağlı olacağını ve o çizgiden çıkmayacağını ifade etti. Bu yüzden önümüzdeki süreçte İran'da ister iç politikada olsun, ister dış politikada olsun temel bir değişiklik söz konusu olmayacak. Şimdi Ekber bir de şunu sormak istiyorum. Bugüne kadar gelmişse o şekilde de devam edecek. Şunu sormak istiyorum. Şimdi orada bir kaza ile suikast arası bir şey oldu. Bitti mi bu? Yani artık kaza olarak kamuoyu bunu tamam bu kazadır deyip bıraktılar mı bu işin arkasını? Bitti, o konu kapandı mı? Evet. Yani büyük ölçekte öyle oldu. Yani ilk başlarda çok dillendirildi. Fakat ülke seçim arifesine girdikten sonra İbrahim Reis'i olayı ve o kaza sizin de belirttiğiniz üzere neredeyse kamuoyundan ve ülke basınından, ülke yetkili arasında artık konuşulmuyor. O kaza olduktan sonra İran Genelkurmay Başkanlığı'ndan iki açıklama geldi. Bu kazanın nasıl oluştuğuna ilişkin. Fakat o olay açıklamalarda bunun bir sabotaj olmadığı, en azından ilk belirtilen bunun sabotaj olmadığını göstermektedir denildi. Ve şu anda da aslında işin açıkçası İran kamuoyunda o olay pek konuşulmuyor. Evet, peki bu en son Lübnan Golan Tepelerinin bombalanması, İran'ın İsrail'e genel yaklaşımı nedir? Yani sanki İran'da istemiyor değil mi bir savaşın hızlanmasını, kendi dahil olduğu bir savaşın içinde olmayı istemiyor İran. Kim gelirse gelsin. İran'ın yerleşik düzeni böyle sanırım değil mi? Evet doğru tespittir. İran bölgede yeni bir savaş istemiyor. İşte daha önce de mecburen aslında bir İsrail'le bir karşılıklı çatışmaya girmişti. Ancak o olayda fazla taraflar, hem İran tarafı hem İsrail tarafı fazla devam ettirmediler. Çünkü bunun da her ikisinin zararına olacağını biliyordu. Belki bundan dolayı ettirmediler. Şimdi bu Lübnan meselesine gelince İran açık bir şekilde İsrail'i uyardı. İran Dışişleri Bakanlığı'ndan sabah saatlerinde bir açıklama geldi. Ve o açıklamada İsrail'in işte dünya kamuoyunu işte Gazze'de, Filistin'de işlediği suçlardan, çocukların katliamından
farklı yönlere yöneldirmek için İsrail'in böyle bir tırnak içinde sahte senaryo ürettiğini İran tarafı bildirdi. Yani bu olay için sahte senaryo İran ifadesini kullandı ve özellikle Hizbullah tarafından gelen açıklamaya İran özellikle altını vurgu yaptı ve bu olayı Hizbullah'ın üstlenmemesinden dolayı aslında İsrail'in bir şekilde bu olaya dahil olduğunu ve bölgedeki işte savaşın çapını genişletmek istiyor diye İran'dan açıklamalar geldi. İran sadece İsrail değil aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'ne de çağrılarda bulundu. İşte 10 aydır sürekli bir şekilde İsrail'e silah veren, onun başbakanlığını kendi meclisinde alkışlayan Amerika Birleşik Devletleri bu tavrından vazgeçsin, ahlaki bir tutum sergilesin ve İsrail'in karşısına geçerek bu bölgede yeni bir yangının başlamaması için İsrail'i durdursun diye İran'dan bir açıklama geldi. İran'daki Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada İsrail'in herhangi bir tırnak içinde aptallıca eylemde bulunmasının bölgedeki savaşın kapsamının genişlenmesine neden olacağı ve bunun öngörülmeyen, beklenmedik sonuçları olacağı ve bundan da İsrail'in sorumluluğu olacağına yönelik İran Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldı, yazılı açıklama yapıldı. Tabii dediğim üzere, az önce de belirttiğim üzere İran'da aslında kamuoyu ve ülke daha ziyade iç meselelere yönelmiş durumda. Salı günü yine yemin etme töreni var. Kim bakan olacak, kim Dışişleri Bakanlığı'na görevine geçecek? Bunlar tartışılıyor ve bölgedeki bu meseleler ikinci planda olmaktadır. Fakat bugün İran lideri de yine bu Mesut Pezeşkian için düzenlenen törende aslında Lübnan meselesine değinmedi. Ancak bölgedeki buradaki İsrail'le de değindi. İşte özellikle İsrail Başbakanı'nın Amerikan Kongresi'nde alkışlanmasını büyük bir utanç olarak tanımladı. Evet. Ve İsrail'in aslında bir devlet değil, çetelerin ulaştırdığı suçluların oluşturduğu bir çete devleti, çeteler suçlular çetesi olduğunu söyledi. Ekber, son olarak da şunu sorayım. Son seçilen Cumhurbaşkanı ile İran'la Türkiye arasında daha sıcak bir ilişki beklemeli miyiz yoksa hiç alakası yok mu? Pardon, İran'la kim arasında? İran'la Türkiye arasında bu son seçilen Cumhurbaşkanı nedeniyle bir sıcak ilişki beklemeli miyiz yoksa hiç alakası yok mu? Yani aslında kısmi olarak belki bu olabilir. Aslında şunu da belirtmemde fayda var Cemil Barlas. İran'ın o temel dış politikasını ülke lideri belirliyor. Hatta Dışişleri Bakanı Cumhurbaşkanı'na bağlı olsa da Cumhurbaşkanı bazı bakanlıklar için, özellikle Dışişleri Bakanlığı için, İçişleri Bakanlığı için, İstihbarat Bakanlığı için, işte Kültür Bakanlığı için, bu bakanlıklar için ülke lideriyle koordineli bir şekilde hareket ettikten sonra işte bu o bakanı o ilgili göreve getirebiliyor. Bu yüzden Pezeşkian'ın istediği herkesi de Dışişleri Bakanı olarak atayamıyor. Bu yüzden dediğim üzere bugüne kadar var olan sürecin devam edeceğini ben öngörüyorum. Tabii Mesut Pezeşkian'ın bir Türk olması hasebiyle işte İran'la Türkiye arasında ve hem İran'la Azerbaycan arasında kısmi olarak bir gelişme, ilişkilerde bir gelişme olacağını şimdiden söyleyebiliriz. Ancak bu yani mesela Azerbaycan'la Türkiye arasında olduğu kadar yani güçlü bir ilişki olacak şeklinde olmayacak tabii. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Ekber'e. Şimdi